Neyiz konulu panele hoş geldiniz. Panelin moderatörlüğünü gazeteci yazar Sayın Doğan Ersavaş gerçekleştirecekler. Konuşmacılarımız spor yazarı ve yorumcusu Zeki Çol ve futbol teknik direktörü Lig TV yorumcusu Yılmaz Vural. Panelistlerimizi yerlerine davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, merhaba. 15 gün önce ben yine burada sizlerle birlikteydim. Diğer arkadaşlarımızla birlikteydim. Basketbolu konuşmuştuk. Bugün daha dünya çapında popüler olan, seyircisi katılımı çok fazla olan, rantı büyük olan, dünyanın en pahalı sporlarından bir tanesi, büyük ekonomilerle yönetilen futbolu konuşacağız. Gördüğünüz gibi futbolda çağın neresindeyiz diye bir ana başlığımız var. Bunu açacağız. Panelin sonunda da sizlerden soru cevap tarzında böyle görüş veya fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Tabii konuklarımızı tanıyorsunuz. Sağ tarafında benim çok kıymetli meslektaşım, Spor Federasyonu Asıl Sözcüsü, TRT'de futbol yorumları yapan sevgili Zeki Çollar. Sol tarafındaki beyefendiyi tanıyorsunuz. Yaptıkları ve yapamadıklarıyla, şimdi bana hemen kızmasın, yapamadım niye yapamadım diyecek. Mesela Fenerbahçe'yi çalıştıramadı. Evet. O özellikleriyle Türk futbolunun çok renkli, başarılı teknik adamı Yılmaz Vural. Şimdi konumuz futbol ama ben size çağdaşlık tanımının içerisine bir altyapı teşkil edecek olan bir basketbol hikayesiyle başlamak istiyorum tanımını. Bizim değerli ustamız, üstadımız Necmi Tanyola için yazmış olduğu bir petkey vardı. Arka Pencere isimli bir kitap vardı. Arka Pencere de şuradan geliyor. O zaman gazetelerin son sayfaları, arka kapakları sporlu. Sonra bir model çıktı. Sporu fazla belki önemsemeyen, gücünü bilemeyen genel yayın yönetmenleri sporu içeriye aldılar. Bu Arka Pencere o zamanlardan kalan bir isim. Hikayemiz de şöyle. Amerika'da baba küçük çocuğunu her sabah çantasını alıyor, okula götürüyor, kapıdan içeriye bırakıyor, kendisi işe gidiyor. Çocuk da küçük. Birkaç zaman sonra okuldan bir haber geliyor. Diyorlar ki, sizin çocuğunuz okula 3 gündür gelmiyor. Görüşmek istiyoruz. Gidiyorlar müdürün yanına. Diyor ki, böyle böyle bir durum var. Efendim diyor, mümkün değil. Çünkü ben diyor, her sabah çocuğumu bizzat kendim getirip okula bırakıyorum. Yani kendim teslim ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Diyorlar ki bir garabet var bu işte. O zaman takip edelim. Ertesi gün sabah baba çocuğunu tekrardan getiriyor, bırakıyor. Baba köşeye dönüp işine doğru gitmeye başlayınca çocuk okuldan çıkıyor ve evine gidiyor. Bir iki gün daha böyle yapıyorlar. Yine aynı olay yaşanıyor. 3. gün okul müdürü, sınıf öğretmeni, baba eve dönüp geliyorlar. Çocuk yatak odasında. Yatağına uzanmış. Böyle düşünceli bir tarzda filan. Baba diyor ki evladım ben seni her gün okula bırakıyorum. Yani niçin okula gidiyorsun? Ben diyor o, hani kusura bakmayın bir lafı, bu hikayenin anlatımı böyle, o pis zencilerle aynı sınıfta ben okumam diyor. İşte onlar kendi dilince, ikinci sınıf insanlar tarzında ifadeler falan kullanıyor. İşte evladım herkes insandır, renklere baktığında hayır falan diyorlar. Bu arada okul müdürünün gözü çocuğun yatağının başucunun tam karşısında, yani ayak ucunda olan duvara takılıyor. Ve duvarda o dönemin dünyanın en büyük basketbolcularından Wilt Chamberlain'ın boy posteri var. Chamberlain'de bir zenci. Zencilerle aynı okulda okumayan, reddeden çocuk bütün gününü Chamberlain'ın posterine bakarak geçiriyor. İşte burada Necmi Tanyol için böyle bir şey var, yorumu var. Diyor ki, işte spor öylesine bir olgudur ki diyor, kardeşliktir diyor, dostluktur diyor. Şimdi buradan bu çocuğun yaşını da hikayeden geçmek istiyorum bu tarafa. Yaşını da göz aldığımız takdirde daha hiçbir şekilde kirlenmemiş, yalan nedir bilmeyen, kırmızı ışıkta geçmeyen ya da tükürmeyen, haksızlık, hırsızlık nedir bilmeyen bir şey. Yani çağdaş olmaya namzet bir insan modeli. Ama geçen zaman her toplum tabii, orada da, Amerika'da da, Türkiye'de de
çağdaş niyetli, çağdaş görüntülü insanları etkileyen bazı faktörler var. Ve bu faktörlerden etkilenenler maalesef çoğunlukta. Dolayısıyla çağdaş insan modelinden çağdaş futbol adım attığımız zaman öncelikle çağdaş insan olabilme özelliklerini yakalamamız gerektiğini ben hissediyorum. Şimdi bu uzun açılıştan sonra futbolun dünyadaki konumunu, sempatisini size anlattım. Türkiye'den bir misal vereceğim, yaşanmış bir olay misal vereceğim ve daha sonra diğer konuklarımızla birlikte panelin açılışını yapacağız. Benim Ömer Kayalar diye bir arkadaşım vardı, İngiltere'de okuyordu. Bir gün o zamanların David Beckham'ı denen, yakın geçmişte vefat eden George Best diye bir oyuncu vardı, çok popüler bir oyuncu gerçekten, 7 numaralı. Arkada İngiliz arkadaşı yolda giderken Best'i görüyor ve kolunda dürtüyor. Ne oldu, ne var diyor, bak diyor, Best geçiyor diyor. İngiliz diyor ki, yani benim için diyor çok önemli bir şey değil diyor, Best'in buradan geçiyor olması. O sırtındaki 7 numaralı formasıyla sahaya gidip başarısını gösterdiği zaman benim için itibarlı bir insan haline gelir diyor. Bu yaşanmış bir olay. Benim yaşadığım olaydan hemen bağlayacağım. Adana'dayım. Adana Spor'da Milic diye bir Yugoslav, o zaman Yugoslav futbolcu oynuyor. İyi, başarılı bir futbolcuydu gerçekten. Çok güzel bir gol attı. Şimdi alkıştır, heydir, oleydir, çok yaşadır, aslansın, kaplansın filan filan denilebilir. Ama tribünden bir iki seyirci, bir taraftar, özür diliyorum da tövbe estağfurullah diyorum. Milic sen Allah'sın diye bağırdı. Ben bunu kulaklarımla duydum. Şimdi iki tane sporcunun iki ayrı insan, iki toplumdaki değerlendirmesine bakıyoruz. İşte burada da o çağdaşlıktan biraz daha ileriye gidip fanatizm denen şey başlıyor. Geliyorum toplantının öznesine, yani çağdaşlık konusuna. Şimdi ben öncelikle futbolun çeşitli kademelerinde görev yapmış, yani çeşitli takımlarda görev yapmış, en alttan başlamış, en zirveye kadar çıkmış, yurt dışında tahsilini yapmış, bu konunun artık resmen bilgi kişisi olan Yılmaz Buralı'ya sormak istiyorum. Hocam, çağdaşlık, çağdaş futbol deyince ne anlıyoruz ve Türkiye bu çağdaş futbol dünyasının size göre neresi? Öncelikle iyi günler diliyorum hepinize ve davetinizden dolayı teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok hoş. Nitekim çağdaşlığı yaşayacağımız bir yer burası. Anladığımı daha iyi kavramak açısından bir zorlanma olmayacak şüphesiz. Şimdi ben 1974 senesinde Tekirdağ Spor'da futbol oynuyordum, profesyonel futbolcuydum. Bir sakatlık oldu ve baktım ki bir anda bir kenara itiliyorsunuz. O zamanki dönem daha farklı. İşte liseye bitmiş, üniversite sınavları yine o zamanlarda var. Neticede geldik burada. Kısa keselim, Ankara Spor Akademisi diye bir akademi açılmış. Yıl 1975. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Görütürk ve okulda ilk dersimize girecek o zaman Başbakanı Sadi Irmak Bey. Geldiler, açılışı yaptılar. Şu anda Yaşar'da o spor salonu var, onun yanında bir temel atıldı. Ve o dönemde de kendi branşlarından gidiyor olmuş oldular. Bir heyecanla bu okula kaybolup işte Türk futbolunun çağdaşlaşmasını sağlayacak, gelişimini sağlayacak bir ilk defa Türkiye'de böyle bir kuruluş gündeme gelmiş ve açılmış. Heyecanlıyız, hepimiz geldik. İşte 3500 kişi falan sınav açıldı. Orada işte 60 tane erkek, 20 tane kız öğrenci olacak bu kadar insan içinde. Hem o sınav heyecanı hem de olabilirseniz bu işin içinde Türk sporunun kurtuluşunu sağlayacak kişilerden birisi olacaksınız. Bir ideali var. Bu anlamda işte sınavı neyse başardık. Okula girdik. Bir sene sonra o temeli atılmış işte, demirden birkaç parça bir şeyler falan. Onlar söküldü. Meclisin önüne götürdük. Çünkü akademi açıldığından sonra ne olacağı belli olmayan ve buradan mezun olacak öğrencilerin neresinde olacak bu işin o hevesle yapılmış ve hiç programlanmamış bir şekilde bu eğitim başlamış oluyor. Buna tabii bir isyan var.
Yani biz çağdaşlar 75 yılında sporun daha çağdaş olması, daha organize olması her boyutunda, hem çalıştırmasından hem yönetilmesine kadar bu işin içinde olun derken zaman kaybettiğimizi görmeye başladık. İşte öğrenci hareketleri o zaman malum 75-80 yılı Türkiye'nin çok sıkıntılı bir dönemi. Öğrenciler Türkiye'nin tam içinde, her şeyinde çok ilgileniyorlar. Öyle bir dönemindeydi. Yani çağdaşla ben adım attım kendi branşımda. Bir tarihti benim için, bir milattı. Ama ondan sonra okul bitti, mezun olduk. Dolayısıyla Semih hocamız da burada, biz de aynı. O benden birkaç sene aşağıdaydı. Birlikte başladığımız bu idealizm. Aramızda işte o şimdi bu üniversitede spor sorumlusu. İşte ben bir yerde zaman zaman teknik direktörlük yapıyorum. Bu işin tam içindeyim. Bizim gibi sanmıyorum ki çok insan yok. Okulu bitirdikten sonra bu işin içinde kalabilen. İşte kimisi ticarete atıldı, kimisi başka işler yaptı. Yani işte kaç kişi mezun olduysa ve 75'te kurulan okulda sanırım 86-87 senesinde de kapandı zaten. Yani okul ortadan kalktı. Ve Semih'ten şimdi duydum, çok hoşuma gitti. Bu üniversitede sanırım birkaç yıl içerisinde sportif anlamda tesisleşmesini tamamlayıp bir akademi gibi diğer üniversitelerdeki beden eğitimi spor bölümleri gibi değil de sanırım daha yetiştirici, sporcu yetiştiren bir kuruluş. Yetiştiriciye eğitmek çok önemli. Zaten Türkiye'deki en büyük problem bu. İnsan yetiştiren, insan eğitenlerin eğitimsiz olması ve çağın gereklerini orada öğretememesi. Çünkü Türkiye araştıran bir ülke değil. Değil. Şimdi yavaş yavaş başlamalı değil. Türkiye genelde araştırılmışı alıp çünkü ben o kıyaslamayı şöyle yapabildim. Buradaki spor akademiyi girdikten sonra dedim bu işin içine ben nereden gireyim? Çünkü çok ünlü bir oyuncu değildik. İşte ikinci liglerde profesyonel futbol oynuyorduk. Acaba başkalarından daha farklı bir boyuta getirebilirsem kendimi, bu pazarın içine girebilir miyim? Bu anlamda işte kendi imkanlarımızla sorduk Futbol Federasyonu. Dedik ya siz neredeki eğitimi kabul ediyorsunuz? Ne yapalım biz? Dediler ki Almanya'da bir teknik direktör yetiştiren bir kurs var. Buraya gidebilirseniz Türkiye'de bunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla rotamızı Almanya'ya çevirdik ve bir zorluklardan sonra oraya girdik. Ve giderken de şöyle bir kuşku vardı içinde. Ben varsayalım ki çok çağdaş bilgilenmeyi orada alıp geldiğimde burada hangi gruba vereceğim? Hangi imkanlarla? Böyle bir şey bulabileceğim mi burada? Çağdaşlığı Türkiye'de yaşatabileceğim mi? İçinde olabileceğim mi? Bu kuşkuyla bu ikilemle gittim ve neticede orada eğitime başladığımızda bu kursu yapacağız işte güya. Dediler ki o mesela olmaz. Biz Türkiye'de hiçbir şey kabul etmeyiz. Yeni baştan burada bir Alman gibi sen de sıfırdan başlaman gerekiyor. Yani bu ülkemizde yaptığımız eğitimi, hiçbir şeyi kabul etmediler ve sıfırdan biz orada Almanya'da işte sonucunda bir teknik direktörlük kursu, internasyonel bir kurs, onu bitirip Türkiye'ye gelmek. Ve sıfırdan başladık olaya. Bu arada dedi ki bari gelmişler oradaki spor akademisine mi girelim bakalım ne oluyor orada onları görelim. Yani o teknik direktörlük kısmı başka, akademik boyutu başkaydı. Neyse orada başladık. Dediler ki olmaz sizin okulunuzdaki aldığınız dersler burada bizi bağlamaz. Burada da yeni başlar. Birinci sınıf gibi başlayıp geleceksin. İyi dedik peki orada yapalım. Ve oradaki eğitimde Türkiye hep kıyaslama şansı oldu. Yani ben burada aldığım o Türkiye'de bana çağdaş bilgileri en son diye verilen bilgileri bir baktık ki 50'li senelerden 60'lı senelerden kalan ve modası geçmiş artık aşılmış gidilmiş antrenman bilgisinden tutun spor hekimliğine işte futbolun o uzmanlık dalı olan bilimlerden istifade ettiği kısmının çok bize artık çağımız dünyasında insanlara verdiğiniz onu bir yere getiremeyecek kadar eskimiş oldu. Orada görmek durumunda kaldık. Girdik biblioteğine okulun. Oradan bilgi almak, çağdaş bilgilenmeyi almak için ne paranız yeter ne bulunur. Fotokopi yapsanız o kadar zaten öğrencisiniz mümkün değil. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bize o zaman da işte çağdaş bir eğitim veriliyor diye bildiğimiz, yaşadığımız ülkemizin gittiğimizde bir gördük ki alakası olmadı, çok geride kalmış, çağdaşlaşmayı yakalayamamış, o çizgiye gelememiş bir boyutta olduğunu maalesef gördük. Dolayısıyla bir baktık bir spor akademisi, işte 12 katlı bir bina, her binada işte spor psikolojisinden, bütün lojilerden, yani sonra loji diye biten psikolojisinden, sosyolojisinden, işte
anatomisinden bilmem nesinden fizyolojisine kadar insanla ilgili her şeyin hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda onu en üst boyuta getirebilmek anlamında güncel olan bilginin ne olduğunu Alman hükümeti okula bir ödenek ayırmış ve orada milyonlarca mark, o zaman mark vardı, harcama yaparak onu çok güncel halde araştıran bir araştırma binası kurulmuş. Orada her gün araştırılıyor, antrenman bilgindeki son değişiklikler, işte insanın motorik özelliklerini bir yere getirirken ne yapılması lazım, nasıl antrenman edilmesi lazım gibi son güncel bilgileri görünce şaşırdık tabii. Allah Allah, yani bize burada ne denilmişti, orada ne oluyor? Çağdaşlık derken ilk defa orada o acıyı hissettim ben. Yani kendimde, benim kendi konumdaki eğitimin hiç çağdaş olmadığı anlamında bir sıkıntı hissettim orada. İşte tabii ki kendi imkanlarınızla orada eğitim yapıyorsunuz. İşte kolay değil. Bir gece gündüz çalışacaksınız. Bir zaman bulup okula gideceksiniz. İşte orada kendi imkanlarınızla bu eğitimi alıp ülkenize gidip bu idealizmle bir şey yapacaksınız. Ve çağdaşlık derken hep o sıkıntıdır içinde. Çünkü ben futbolu onu şimdi getiriyorum. Bitti neyse her şey. Ülkemizin işte şunu gördük ki en iyi, hem çağdaş bilgilenmeyi de alsanız sizi bir yere bir insanlar getirecektir. O insan ilişkileri oluşturmanız lazım eğitim yaparken ki bittikten sonra branşınız neyse o konuda bir iş bulma imkanınız olsun. Yani kendinizi istediğiniz kadar iyi eğitin. O bittikten sonra pratikçiyle girerken nereden başlayacaksınız? Kim başlatacak? Nasıl başlatacak? O da çok önemli. Bize de aşağıya kadar böyle insanlar tanıdık ve o insanlar günümüz dünyasında kimseye karşılıksız bir şey vermezler. Vermeleri için ilişkiler olması lazım. Size sempati duymaları, inanmaları, sevmeleri lazım. Böyle ilişkileri oluşturabilmeniz lazım. Bu açıdan böyle bir başlangıç ve 6 yıl sonra ben Türkiye'ye bir abimizin aracılığıyla geldik. Malatya Spor 86 yılında orada Özkan Sümer Hoca'nın yanında futbolun cine girdik. Şimdi şunu gördüm. Ben gereken o bu abimiz Ergün Gürsoy kulakları çınlasın. Galatasaray'da yıllarca yöneticilik yapmış bir insan. Dedi ki Yılmaz geliyorsun buraya. Yani bu hocan sana aldığın bilgiler yani burada ondan bilgilenmek değil ama o deneyiminden istifade etmek. En azından profesyonel olayın ne olduğunu görmek açısından gel. Birlikte ol. Dedi ve gerçekten geldik baktık ve ilk defa çağdaş bilgilenmenin orada faydasını gördüm. Ben sarı çizgilim Mehmet Aydın, Yılmaz Vural. Milli takımlarda oynamadım. Dolayısıyla futbol camiası beni hiç tanımıyor. Nasıl girecektim bu işin içine? Sevgili Özkan Sümer'le 6 ay birlikte çalıştık ve 6 ay sonra görevi bırakmak durumunda kaldı. Benim hasbel kadar orada kalmam gerektiğini ifade etti ve takım o dönemde 20 takımlı bir Türkiye Ligi vardı. 16. sırada ve 5 takım düşecek. Yani düşme potasının içinde durumdaydı ve geriye 10 maç kalmıştı. Ve benim orada kalmamın nedeni de futbolcularla o zamanki Türkiye'nin teknik adamlarının onları öğrettiklerinden çok farklı şeyleri mesela Sayın Hocamız bana alt takımı ısıt dediğinde kendimi şöyle hazırlıyordum. Acaba toplu bir çalışma mı yapacak? Toplu bir antrenman mı olacak? Ben nasıl kendimi buna hazırlayayım? Ve hemen hemen o 6 ayda bana takımı ısıt dediğinde her antrenmanda farklı bir şeylerle, oyunculara farklı yaklaşımlarla, farklı bilgilenmeyle yaklaşım bozuluyor. Onlar da şaşırıyorlardı. Çünkü vücutların tanımadığı bir şeyler yapılıyor. Farklı farklı gördükleri şeyler keyif veriyordu. Yani yine o 6 aylık çalışmada o çağdaş bilgilenmenin getirisini karşılığında benim 6 aylık bir süreden sonra Türkiye Ligi'nin bir takımında teknik direktör olarak başlamam mümkün oldu. Çünkü farklıydım. Ben farklıydım ama Türk futboluna baktım hiç farklı değildi. O çünkü hiç çağdaş konumu yoktu. İşte 15 tane teknik direktörün elinde biri bırakıyor öbür tarafa, diğeri bırakıyor öbür tarafa. Kurslar açılmıyor. İnsanlar bilgilenmek istiyorlar. Onlara eğitim imkanı sunulmuyor. Dolayısıyla o dönemin Ali Uras Federasyonu'ydu. Düşünün 10 tane maç kalmış. Onun 9'unu 7'sini kazanan birinde işte 8'ini kazanmış, biri berabere, biri mağlup. Düşme aday takım avarajda 6. sırada ligi bitirdi. Yani çok kısa dönemde. Hiç de çağdaş bir yaklaşım değil. Türkiye Birliği bu 10 maç süre içindeki başarıdan dolayı yılın antrenörü seçti. Yani bu kadar da kısa sürede bir yere getiriyorlar insanı. Ve
tabii ki işin içine girince benim kendi işimle ilgili ne durumda ülke diye hep o meraklı gözlerle araştırmaya çalıştım. Neresinde bu çağdaş olayım diye. Hiç çağdaş değil. Çünkü düşünün ülkede eğitilmek isteyen insanlar var. Onlara bu imkan sağlanmıyordu. Kurslar açıldı, yani tüm kursları. 3-4 senede bir aman bu tekelin elinden çıkması manasında böyle bir yaklaşım vardı. Tabii ki benim bu çok kısa dönemdeki çarpıcı başarım Alüminyos Federasyonu ya geldi bu çocuk bu işi yaptı, kim bu adam, nereden çıktı, niye bu olmasın diye özel bir kursu diye bir şey açıldı. Yani sırf bir kıvılcımdı o. Ve buradan işte o dönemi şimdi tanıdığınız en yakın isimleri Mustafa Deniz'den, Fatih Terim'den özel bir kursu diye bir açılıp kısa sürelerde yüzlerce antrenörün önü açıldı ve dolayısıyla yapılan o çabuk çabuk kurslarla antrenör pazarı artık genişledi ve belki bilgilenme çağdaş değil ama en azından onların önünün açılması açısından böyle bir şey başlamıştı. Sonrasında tabii ki işin içine girince belki benim Türkiye'de biraz evvel Doğan abinin dediği gibi çok büyük hedef büyütmek imkanım şöyle olmadı. Çünkü bu ülkede çok konuşursanız insanları rahatsız edersiniz. Ben de bütün olayları gözlediğimden bunları çok yüksek sesle konuşmak. Dolayısıyla içimde kalmasın, kafama geldiği gibi hiçbir şeyden çekinmeden bunları konuşma tarafında oldum. Yani bu köyün delisi oldum tabiri caizse. Gördüğümüz, eksik bulduğumuz her şeyi, çağdaşlık adına olmayan her şeyi tartıştık, söyledik. Hala söylüyoruz. Bu federasyon başkanı olsa da söyledik, spor bakanı olsa da söyledik. Türkiye'deki neresinde çarpık bir şey varsa her şeyi yönetici adına da futbolcu da olsa bunları söylemeye çalıştık. Ve tabii ki bu bir rahatsız edici olaydı. Ve ben inanın arkadaşlarım 15 sene Türkiye'de antrenörlük hayatı bitirilsin diye karşımda çok büyük bir eski antrenör nesliyle mücadele verdik. İnanın takımlara giderken geceleri gidiyorduk. Görmesinler çünkü bütün camiayı tanıyorlar. Telefon ediyor, yaramaz adam bu, ahlaksız, almayın bunu gibi böyle yakıştırmalarla sizin başka yerlerde çalışmanız engelleniyordu. Yani bu ülkede çağdaşlık adına eğer çıkar birisi çok sivri olursa işte başına bunlar geliyordu. Dolayısıyla o hedefleri büyütmek de pek mümkün olmuyordu. Ama sağduyulu insanlar olmazsa bir toplumun gelişimi nasıl olur? İnsanlara nasıl mesajlar gider? Birileri de bu görevi maalesef yapmak zorunda, yapıyor. Veya o rolün içine girdiğinde onun dışına artık kendini çıkaramıyor gibi bir sıkıntımız olmadı değil. Ve futbolda çağdaşlaşma 90 öncesi ve 90 sonrası diye, 90 sonrası dediğimiz yani artık özelleşen bir futbol, kendi kendimi yönetmeye çalışan bir futbol, rahmetli Turgut Özal dönemi dedi ki buyurun kardeşim yapın yönetmeliklerinizi, kendi kendinizi idare edin. Bu işin içinden siyaseti çekelim. Ve sağ olsun Allah rahmet eylesin futbola çok büyük bir başlama noktası ondan sonra geldi. Şimdi Zeki'nin yanında dikkatli konuşmam lazım. Olağanüstü istatistikçi bir liste. Yani yanlış tarihler vermeyelim. Dolayısıyla ondan sonra Türkiye'de futbol artık kendini seçecek. Delegasyonunu bulmak için kendi içinde antrenörleri, taban birlikleri dediğimiz işte futbolcuları, hakemleri, spor yazarları, futbol adamları, bunun yanında kulüpleri derken bu delegasyon sistemi oluşturuldu ve futbol kendi kurumlarını kendi içinde tam çağdaş bir yapılanmayla oluşturmaya çalıştı. Ve 89 senesinde ben Bursa Spor'da çalışırken Sayın Şeniz Erzik ve Başkan Yardımcısı Tugay Atasoy hocamız, profesör, Bursa Spor'dayım. Bir Beşiktaş maçı öncesi telefon geldi. Dediler ki İstanbul'a gelir misin? Dedim hayırdır. Milli takımda görev vermek istiyoruz sana. Burada seninle konuşmamız lazım. 9 Şubat, 10 Şubat'ta da antrenör ismi açıklanacak. Ve ben dedim Beşiktaş maçı verdim. Nasıl geleyim yani? Maçı oynayalım. Cumartesi günü akşamüstü geleyim ama akşamüstü biz açıklayacağız hocam ismi. Dedim yani bırakıp gelemem dedim. Neyse akşamüstü maç bitti. Atladım İstanbul'a gittim. Orada şu andaki Futbol Federasyonu'nun işte bölge antrenörlükleri, futbolun daha Türkiye'nin geneline yayılması anlamında ve seçim anlamında veya çalışılması anlamında, Türkiye geneline yayılması anlamında böyle bir çağdaş gelişim kıvılcımını attı diyebilirim. Yani bana çünkü görev İstanbul'da söylendiğinde dedi ki, Sepp Piontek teknik direktörü açıkladık, onun yardımcısı olacaksın. Dolayısıyla gel bu işin içine gir. Şimdi bakın arkadaşlar, idealist olmak acaba ne derece insana ne getirir? Mesela ben o zaman o görevi kabul etseydim belki, şimdi
dediği gibi Doğan abinin Fenerbahçe'de teknik direktör olabilirdim. Çünkü milli takım hocalarından oraya gidecektik olurdu. Ama o güne kadar hep ben yabancı antrenöre karşı olduğumu, işte böyle panellerde her yerde üniversitelerde anlatırken nedenleriyle, kafatasıcı bir yaklaşımda değil, gerekleri anlamında hep anlatırken, şimdi bana böyle bir imkan geliyordu, bir yabancı adamın da yanında yardımcı antrenör teklif ediliyordu. Çok da güzel bir imkandı bu. Bunu şimdi ben kabul edersem kendimi inkar eder miydim, ederdim galiba. Çünkü sürekli karşı olduğum birisinin yanında onun yardımcısı olmayı kabul edecektim. Ve bana ters geldi. Dedim teşekkür ederim, ben bu görevi kabul edemeyeceğim. İşte o zaman sevgili Fatih Terim Göztepe'den bir takıma getirilmişti. Her zaman dedim hep beni yanlış anladılar. Ben olmazsam Fatih Terim olmazdı diye. Çünkü ben o görevi yapsam belki o olmayacak. Yani o da o hayat yaşam şansıydı onun belki. Olay döndü, buraya geldi. Şimdi oradan şuraya getireceğim. O günlerde bizim çağdaşlık adına hep yurt dışında gördüğümüz o şeyler Türkiye'de uygulanması adına böyle bir teklifim olmuştu. Bana bu görevi teklif ederseniz bakın benim yaklaşım tarzım bu olur. İşte ülkede futbol bölge müdürlükleri kurarım, bölge antrenörlükleri kurarım. Futbolun daha iyi organize olmasıyla seçim yapılırken milli takımları daha tabandan ve genelinde bütün ülkenin her yerinde yetenekleri, gençleri bulmaya çalışarak yaparım. En önemli şey Milliyetin Bakanlığı'na bir mütabakat yapıp, anlaşma yapıp bunu okullara sokardım. Çünkü Türkiye'de şu anda 7-18 yaş grubu, 14 milyon gencin olduğunu, okullarda okuduğunu, yani altyapının da Türkiye'nin en önemli altyapısının bu olduğunu, bu kadar genç bir potansiyelden 5000 lisanslı öykü var. Yani komik bir rakam. Dolayısıyla bu potansiyeli geliştirdiklerine şöyle şükür. Yani o günkü şartlarda bizim orada aldığımız o çağdaş bilgilenmenin ülkede uyarlanması adına böyle şeyler söylemiştim. Maalesef bu çalışmamız bir gün olmadı. Ve dediğim gibi bir sene sonra, 90 sonrası Türkiye'nin futbolda çağdaşlaşmasının başlangıç noktasıdır. Ve o günden bugüne de görüyorsunuz futbolda çağdaşlaşma belki şöyle bir noktaya getirdi bizi. Dünya üçüncüsü olmuş bir Türkiye, Avrupa şampiyonu olmuş bir Türk takımı. Yani bu da ne demektir? Doğru çalışma var demek ki. Başarılı, 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 yavaş yavaş buralara kadar gelinmiş. Ama bakıyorsunuz işte ondan sonra geriye dönüş tekrar. Hiç Avrupa kupalarını tur atlayamayan bir Türkiye, dünya kupaları elemelerine dahi katılamayan turnuvalarda grup da başarılı olmadığı için oralara gidemeyen bir Türkiye, hem Avrupa şampiyonu hem Türkiye. Ne oldu bu? Niye böyle oldu? Ve en son tıkandığı nokta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin futbolda bu kaosu, bu karışıklığın, bu derdin temelini nereden çıkıyor bu diye merak etmişler. Bir komisyon kurdu. Yani devlet artık futbol çünkü ülkeler için çok önemli bir olay. Dünyada siyasetin dahi 100 bin kişi, 200 bin kişi bir çatı altında toplayamaz. Veya 100 bin kişi yanında Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Müslüman, Hristiyan insanları bir hedef için birlikte bağırtıramaz. Yani böyle bir inanılmaz sosyal tabanı olan bir branşın dolayısıyla tabii ki önemli olduğunu, devlet de bilincinde olduğu için ne oluyor burada? Bu ürüne zarar vermeye başladınız. Bir sıkıntı mı var diye bizleri topladı. Zeki'cim o toplantıya katıldı mı sen de bilmiyorum meclisi. Ve hepimizden fikirler alındı. Neden böyle oldu? Yaşadıklarınızı, gördükleriniz ne diye. Oturduk. Uzun bir masa etrafında sorgulayan insanlar. O James Bond filmlerindeki gibi dönem makaralı teypler, mikrofonlar önümüzde. Çünkü onlar 50 sene meclis kayıtlarında kalıyormuş. Çok ciddi bir toplantı. Fakat işte orada sorulan soru anlattı. Anlatırken başlamamız şöyle oldu. Ben burada size her şeyi anlatacağım ama yarın bunun medyada çıkmayacağı garantisini bana verirseniz her şeyi konuşayım. Olur mu dedim ben burada. Çok ciddi bir toplantı. Yani çıkarsa buradaki insanlar, işte bizler buradan çıkacak bu. Ve nitekim ertesi gün benim konuştuğum her şeyi medyada gördüm. Ve sonra kendi kendime dedim ki hiç ülkemiz çağdaş değiliz. Çünkü bizi idare eden çok önemli bir çatıydı orası. Yani etkileniyorsunuz konuşurken. İşte sizi idare eden insanlar, sizin tarafından seçtiğiniz o insanlar size diyorlar ki devlet adına bir dakika dur ne oluyor anlat. Size bunu anlatıyorsunuz. Ve ben orada konuşmanın başında ertesi gün bunun medyada çıkacağını söylediğinde bana dediler ki mümkün değil. Ben o zaman şöyle bir yaklaşım buldum. Çağdaş toplumlarda
insan kalitesi çok önemli. Yani sizi idare eden insanlar tam tutumda. Eğer insan kalitesi değilse ne kadar çağdaşlamaya çalışırsanız çalışın, çağdaşlaşmak mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle insanı daha kaliteli hale getirmek, o da eğitimle mümkün olacağına göre Türkiye bu konuda hep sınıfta kalıyor. Çünkü eğitim insanların eğitimsizliği ortada. Bu konuda çok büyük bir atak yapması lazım diye düşünmüşümdür. Ve gördüm ki yine bir hayal kırıklığı. 80'ler yıl olmuş bizim Cumhuriyeti demokrasiyi önümsediğimiz. Ve o günden bugüne hala bir türlü kurumları oturtamadık gitti. Ya bunu birileri engellemeye çalışıyor, oturmasın istiyor. Yahut da biz fazla mücadele edemiyoruz. Şimdi bana dokunmayan yılan bir yıl yaşasın mantığı içerisinde hep kendi başımıza gelmeden ses çıkarmıyoruz bir şeye. Yani bu bilinçte bir toplum maalesef yetiştiremedik, yok. O açıdan tabii ki buradaki başlık çağdaşlaşmayla ilgili olduğu için ben kendi yaşamımda, eğitimimden tutun da çalışma ortamıma kadar ve ülkemin diğer konularına kadar bakınca futbol hep şöyle önemsemişimdir. Futbol yaşamın oyunsallaşmış bir biçimidir. İnsan karakterlerinin yarıştığı bir alandır. Dolayısıyla insanları siz eğer çok karakterle eğitemezseniz, futbol oyunu da sahada çok karakterli olmaz. Yani toplumda pısırık, atılgan olmayan, yaratıcı olmayan insanlarla futbol oyunu oynanmaz. Yani çünkü futbol bunları istiyor. Riske sokabilecek, gözü kara, başarmak için her türlü imkanı zorlayacak insanlar istiyor. Ve Türkiye, bakıyorsunuz bu tarif içerisinde tabii ki her şeyin olduğu gibi bizim mesleğimiz futbol. Kendi konumuzda çok etkin veya iddialı konuşabiliriz. Bu konuda bu çağdaşlığı yakaladı mı diye tartışırız. Geliyoruz en son noktayı koyarken Fenerbahçe Beşiktaş maçı yine kıyamet koptu. Dün ben sizle konuşacağım diye futbolla ilgili tüm yayınları izledim. Bir kaostur gidiyor. Federasyon başkanı, merkez hakem kurulu, medyası, tartışacağını yorumlayanı, antrenörü. Orada gözlediğim en son bir federasyon üyesinin ifadesi. Kendisi bile bütün bu çıkan kaosla nerede olduğunu bilmiyor. İsmini de verebilirim. Tahir Kral diye bir arkadaşımız. Yani biz çağdaşlaşmayı yakalayacağız diye hep bireylere hizmet eden, toplumu ikinci plana iten, garip bir tarza girmişim, garip bir yapılaşmaya girmişim. İyi bir başlık seçilmiş. Dolayısıyla benim çok dertli olduğum bir başlık bu. Çünkü ben düne dönüyorum, bizim Semih'le 75 yılında tanıştık. Üstünden geçen süre 32 sene. İnanamıyorum ya, nasıl geçti bu zaman? 32 sene. Dolayısıyla o günlerde çok taze hala, sanki bir süre geçmemiş gibi hissediyorum. Ve bir adım yol alınmadığını görüyorum ve çok üzülüyorum. İnanılacak gibi, ya 32 sene de toplumlar çok önemli mesafeler kat etmeli aslında. Ama hala olduğu yerde sayıyor, bazı konularda biraz daha geri gitmiş hatta. Böyle olunca maalesef bu başlıkla ilgili çok iddialı şeyler söyleyemeyeceğim. Ama yine dediğim gibi bizim futbolda veya diğer branşlarda ülkemizin yüzlerce, onlarca Atatürklere ihtiyacı var ki gözü kara olsunlar, toplum için bazı şeyleri kendi çıkarlarının önünde tutsunlar ve kendi menfaatlerini değil, toplum menfaatlerini ön plana çıkarsınlar. Dolayısıyla bırakın futbolu, her konuda daha farklı bir gelişim olacağı şüphesiz su götürmez. Benim başlangıç kralımım oldu da anlarım. Yani noktalayalım burada. Çünkü Zeki'cim bunu hem rakamlar da size daha iyi anlatırım. Burada Türkiye'nin en önemli iki tane üstadı var, gazetecisi var. Onlarla da bugün bir arada olmak, bu panelde konuşmacı olmak beni ayrıca mutlu ediyor arkadaşım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de gördüğünüz ve duyduğunuz gibi kendisi sadece bir teknik adam olmanın ötesinde, yani antrenman metodolojisi, saha içerisindeki takımın yerleşik planı 4-4-2 mi 4-3 artık bunları filanının ötesinde çok perspektifi çok şey olan, geniş açı bakabilen bir insan ve bunları çok güzel ifade eden bir insan. Belki bölüm bölüm yapacağımız konuşmaları bir bütün halinde o kadar güzel sundu ki. Şimdi ben oraya çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben bir iki ilave yapmak istiyorum. Yılmaz Hoca'nın o çağdaşlaşma yolunda okullu spor eğiticisi, antrenör yetiştirme yolunda Türkiye'nin adım attığı günlerde başka işler de vardı.
Mesela ne oluyordu? Biz Finlandiya takımıyla bir Avrupa Şampiyonası elemelerinde eşleştik. Değerli arkadaşlarım çok iyi hatırlar. Sizler biraz o zaman çok daha genç olabilirsiniz. Biz Finlandiya takımı kuzey ülkesi, soğuk ülke takımı diye onlara bir tuzak kurduk. Antalya'ya aldık maçı. Sıcak havada oynasınlar, bayılsınlar falan diye. Maalesef bizi orada yendiler. Bu çağdaş çalışma planı tutmadı. Bir mesela bir Avusturya ile çok önemli bir maç oynadık. Avrupa Şampiyonası'na galiba gidecektik. Öyle bir şey maçıydı. İzmir'de ne kadar şey varsa davul zurnacı Efesoptan etrafında kamp kurdurduk onlara. Sabaha kadar davul çaldılar. Avusturya'da uyumasın falan diye. Onlar da bizi yendiler orada. Şimdi yani çağdaşlaşmak sadece antrenmanı iyi yaptırmakla veya taktiği iyi vermekle olmuyor. O işin artık o şeyi krema bölümündeki son rötuşları. Çağdaşlaşmak hocamın da söylediği gibi insan mantığının düzgün bir hale gelebilmesi. Daha doğrusu insan olabilme özelliklerini ne kadar çok benimsiyorsanız vereceğiniz şeyler daha kolay alınabiliyor. Şimdi ben tabii hemen Zeki'ye geçeceğim de çünkü onda çok doküman, onda çok bilgi var. Şimdi ben mühendislik tahsili yaptım. Ama ben hiç mühendislik yapmadım. Gazetecilik bana çok cazip geldi. Gazeteci oldum ben. Bir tarihte de muhafız gücünde askerlik görevimi yaparken bizim Allah selamet versin Reşit hocamız vardı. Reşit Yücesoy yerdeyiz. Beni takımın, futbol takımının başında maça gönderdi. Takım sorumlusuyum. Maçta yanarken taç kaldırdı. Muhafız gücünün lehine. İnanın yani mübalağa etmiyorum. Ortayken devam, devam dedi. Şimdi yanarken taç kaldırıyor, ortayken devam diyor. Bunun mantığına sığdırmak mümkün değil. Tabii ben isyan ettim. Mektep medresi görmüşüm. Spor yazarlığı yapıyorum o dönemde. Ama hasbelkader orada idareci pozisyon dayanamadım ve hakemle takıştık. Şimdi böyle bir olgu var. Burada ne durumda olursanız olun bir isyan edebiliyorsunuz. Çünkü burada giden hak. Ya da Antalya'da bir tarihte Antalya Spor, Adana Spor maçında hava çok güzel. Kale arkasına oturmuşum. O zaman böyle kartlar martlar yok. Herkes gidebiliyor spor yazarları. Kale arkasına oturmuşum. Böyle biraz da kaykılmışım. Hem güneşleniyorum hem maçı seyrediyorum. Harika bir ortam. Adana Spor bir atağında top Antalya'lı oyuncunun ayağına çarptı ve kordele gitti. Hakem out verdi. Şimdi yanlış görmüş olabilir. Buna bir itirazım yok. Bir tek görünmeyen bir sürü olaylar. Adana Spor'da itiraz ettiği zaman yemin ediyorum size aynı şu cevabı aldı hakemden. Oyna, kasıt yok, out dedi. Yani kasti olmayan bir problem out şeklinde dönüşebilir. Şimdi burada ne kadar eğitim görmüş olursanız onun, ne kadar sakin bir insan olursanız onun isyan etmemek mümkün değil. Zaten biraz sonra bu bölüme gelebiliriz. Spordaki anarşi kısaca oraya geçebiliriz. İşte bunlar birbirinin üstüne yüklenip piramit gibi olunca kapatıp patlak veriyor. Şimdi sevgili Zeki Çok, çok detaylı bir şekilde tabii konuda da bilen, üst düzey bütün müsabakaları yurt dışında, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, kulüpler şampiyonları takip eden yıllarında mesleki birikimiyle ben diyorum size paragraf başlığının konusunda geniş bir açılım yapacak. Buyurun Zeki Çok, söz sende. Teşekkür ediyorum Doğan. Ama önce ufak bir düzeltme yapayım. Doğan'ın bahsettiği Finlandiya maçında Finlandiyalılar havuza girdiler, serinlediler, ondan sonra buzdolabı. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Futbolda çağın neresindeyiz size bakmadan önce, galiba futbolda çağa nere diye bakmak daha doğru bir yaklaşım olur. Futbolda çağın nerede olduğunu ya da dünyada futbolun hangi noktalara taşındığını isterseniz birkaç rakamla size kısaca özetlemeye çalışayım. Bugün dünya genelinde futbol oynayan kişi sayısı 265 milyon kişi. Bayağı büyük bir rakam değil mi? Yani neresinden bakarsanız bakın, dünya nüfusunun 5'te 1 futbol oynuyor. Her 22 kişiden bir kişi futbol oynuyor. Buna 5 milyon... Bunlar oynayan lisanslılar değil mi? Anlatacağım. Lisanssızlar da verdim. Bunların içerisinde amatörler var, profesyoneller var. Yarışmacı düzeyde oynayanların sayısı 38 milyon. Futbola ilginin devasa boyutunu anlatmak için bu rakamları özellikle veriyorum. Böylesine yoğun ilginin olduğu dünyada hiç kaçınılmaz futbol çok önemli bir pazar oluşturur.
İşin içerisine pazar girdiği zaman futbolu konuşmadan önce futbol ekonomisini konuşmak gerekiyor. Futbol ekonomisiyle ilgili size özellikle son 15 yıl içerisindeki çarpıcı birkaç gelişmeyi anlatmaya çalışayım. Mesela 1990 Dünya Kupası'nda Dünya Kupası yayın gelirlerinin toplamı euro bazında 8.2 milyon euroydu. 2006'da bu rakam 1.3 milyar euroya çıktı. Şimdi biraz daha ileriye götürelim. 2010 yılında 2.5 milyar euro. Ya da 2006 Dünya Kupası'nda elde edilen gelir 2.4 milyon euro. Bu yalnızca futbol sevgisiyle izah edecek bir olay değil arkadaşlar. Yalnızca tribüne gelen seyircilerin bıraktığı paralarla ilgili. İşin içerisinde bir tarafta yayın gelirleri dediğimiz ve televizyonların artık çok sıkı sıkıya sarıldıkları bir bölüm var, bir boyut var. Bir diğer tarafta da sponsorlar var. Yayın gelirleriyle ilgili çarpıcı birkaç rakam söyleyeyim size. Mesela Almanya'da 90-91 döneminde 50 milyon marklık bir ufacık rakamdır. Yayın pastası bu. Bugün ulaşılan nokta Almanya'da 420 milyon euro. Yani 17 senede artışı siz kafanızda tahayyül edin. Mesela Fransa'da 1999-2000 döneminde 1 milyar 30 milyon Fransız frangı iken bugün 2004-2007 Kanal Plus'ın yaptığı sözleşmeyle 600 milyondur. Daha beter rakam söyleyeceğim. İngiltere'de Sky'ın 92-97 arasında yaptığı sözleşmenin karşılığı 38.2 milyon pound. Bugün bizde bile çok sıradan bir rakam. Ama Sky'ın 2007-2010 döneminde yapmış olduğu anlaşmanın bedeli tam 568 milyon pound. Yani 900 küsür milyon euro. Bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar futbolda artık oyunun sahada oynanmadığını ifade ediyor. Oyun kabul etmek lazım arkadaşlar. Saha içerisindeki boyutuyla benim kişisel yaklaşımım %30'lara falan taşındı. İndi. Diğer boyutlar çok daha önem kazandı. O boyutlardan bir tanesi de ne oldu? Sponsorluk oldu. Sponsorluk hizmetleriyle ilgili Dünya Kupası, son Dünya Kupası'nda ortaya konulan para 896 milyon dolar. Bu rakamlar Türk futbolunun bir sezon bütçesinin neredeyse ikimizi. Şimdi sponsorlar devreye girince bir taraftan da futbol ekonomisi başını alıp gidince neler oldu? Futbolda bir tekelleşme sürecidir. O tekelleşme süreci tıpkı tarihsel süreçte olduğu gibi kıta Avrupa'sının bir anlamda dünya futbolunu sömürmesini beraber getirdi. Son dünya şampiyonasında arkadaşlar size çarpıcı bulduğum bazı rakamları söyleyeyim. Mesela 32 takımın toplam 734 sporcusu, futbolcusu son dünya şampiyonasında kadrolardaydı. Bunların tam 524 tanesi kıta Avrupa'sında oynayan oyuncuydu. Ve kıta Avrupa'sı Dünya Kupaları tarihinde ilk kez yarı finallere 4 takımla birden düştü. Bir adım daha öne gidelim. Avrupa'nın bu tekelleşme dünya futboluna ambargo koymasının bir adım ötesinde de dünya futbolunun ekonomik anlamda ya da ticari gelirler düzeyinde liderliğini üstlenen ve bir başka sömürüyü yapan tarafı Premier League yani İngiliz. Yine son 5 sezona bakarak size bir rakam söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde son 5 sezona damga vuran 4 tane ülke var. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa. Bunlar içerisinde, bu dönem içerisinde 20 yarı finalistin 7'sini İngiltere, 6'sını İtalya çıkarmış. İngiltere bundan sonraki dönem içerisinde en yakın takipçisi olan İtalya'nın çok daha
önemli, önünde bir avantajı yaşıyor. Çünkü İngiltere'de yayın gelirlerinin 900 küsur milyon euroya çıkmasıyla birlikte Premier Lig'deki hasılat, yani kulüplerin bir sezon içerisinde elde ettikleri pay 2,5 milyon euroya yükseldi. Neresinden bakarsanız bakın, İngiltere'de sıradan bir kulübün, Premier Lig'de sıradan bir kulübün yayın gelirlerinden kasasına girecek olan para 45-50 milyon euro arasına tekabül ediyor. Ama sadece yayın gelirleri olarak bakmayın, bir de maç günü hasılatları var. Maç günü hasılatlarında mesela Türkiye'yle bir kıyaslama yapalım. İngiltere'de kulüplerin ortalama maç günü hasılatı 40 euro civarında seyrederken Türkiye'de maalesef 2 euro geçiyor. İşin ekonomisiyle çok fazla kafanızı bulandırmak istemiyorum ama futbol öyle bir noktaya geldi ki, ya da sponsorların devreye girmesiyle futbol öyle bir noktaya geldi ki artık oyunun saha içerisindeki tadı kaçtı. Bunu en son tahmin ediyorum sizler de 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözlemişsinizdir. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolda çok farklı bir yaklaşımı bir anlamda futbolun prangası olarak gündeme getirdi. Bu neydi? Takım savunmalarının aşırı derecede öpülen çıkışı. Hiç beklenmedik bir şekilde Yunanistan diye bir takım çıktı ve şampiyon oldu. Yunanistan'ın şampiyon oluşu tabii ki futbolla ilgili akil adamların bir süre sonra tez konusu haline getirdi. Ne yaptı da Yunanistan şampiyon oldu? Ve o tez konusu döndü dolaştı teknik adamların 2006 Dünya Şampiyonası'nda takım savunmasını ön plana alan ve bir anlamda futbolu bütün seyir zevkini öldüren karmaşık sistemleri beraberinde getirdi ve geçmişteki lezzetler iyice tüketildi. Bu yalnızca teknik adam tercihi değil arkadaşlar. Futbol o kadar masum. Yalnızca teknik adamların ben şampiyon olayım ya da ben üst sıralara tırmanayım beklentisidir. Bunun gerisinde futbolun içerisinde dönen ya da futbol ekonomisine yüklenen paranın ve dolayısıyla sponsorlara çok önemli katkılar. Ne olursa olsun başarayım yaklaşımı içerisinde takımlar futbolun keyif tarafına, seyir zevki tarafına ya da estetik tarafını artık bir yana bırakıp oyunu dar alana sıkıştırarak, mümkün olduğu kadar fizik kaliteleri gelişmiş oyuncularla oyunu bir de tek blok halinde oynayarak izleyenlere çoğu zaman çekilmez anlar yaşatıyordur. Çağın futbolunda geçmişteki bir dolu motivi artık göremiyorsunuz. Geçmişte mesela Yılmaz bu boyutunu çok daha iyi bilir. Futbol 3 blokla oynanan bir oyundu. Yani savunma bloğu vardı, orta alan vardı ve hücum bloğu vardı. Bu 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra iyice ortadan kalktı ve futbol tek blokla oynanmaya başladı. Bizim de zaman zaman eleştirilerle dile getirdiğimiz oyunun boyunu uzun tutuyorlar lafının gerisinde buluştu. Oyunun boyunu artık batılı 30-35 metreye indirdi. Tek blokta da şunu yaptı. Bizim klasik iki blok arasındaki mesafeleri 10-12 metreye taşıyordur. Ve böylece hem takım savunmasını kolaylaştıran hem de fizik anlamda daha verimli olmayı öngören bir sistemi uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye bu sisteme henüz adapte olamadığı için Batı ile olan ilişkilerinde de ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ama Türkiye'nin ekonomik anlamda da, teknik anlamda da entegrasyon eksiklikleri sadece bu kadarla sınırlı değil. Batı'da her ne kadar ekonomi çok ön planda gibi gözükse de, Batı'da insana verilen değer çerçevesinde ya da futbolun kendine özgü felsefesi çerçevesinde futbolla ilgili değerler de çok ön planda tutuluyor. Mesela onlardan bir tanesi oyuna saygı duymak, rakibe saygı duymak, profesyonellik olgusuna saygı duymak, tabii ki kendine saygı duymak, her bireyi ruhuna saygı duymak ve etik değerlere saygı. Bunları yapabilmek farklı bir kültür. Maalesef biz henüz o kültürün azınlık olarak bir yerlerinden tutulmuş gidiyoruz ve sıkça bir şeyleri eleştiriyoruz. Sıkça bir şeyleri kabul etmek de istemiyoruz. Mesela o kabul etmek istemediklerimizden bir tanesi de nedir?
laf ve bilgi kirliliği. Bilgi kirliliğinde büyük ölçüde medyanın duruşu rol oynuyor arkadaşlar. Laf kirliliğinde de yönetici duruşu. Medya duruşuyla ilgili konumuz olmadığı için pek söz etmeyeceğim ama yönetici duruşlarıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Batı'da hiçbir kulüp başkanını bir maçtan sonra bir televizyon programında göremezsiniz. Hiçbir kulüp başkanı flash interview'e çıkmaz. Hiçbir kulüp başkanı çok elzem olmadıkça, çok uzun bir periyot dışında çıkıp en ufak bir yorum yapmaz. Şimdi ben size bir çırpıda birkaç tane isim sayarım. Mesela kim bu derim? İsterseniz bir tanesini söyleyeyim. Peter Hillwood'u bilen var mı? İsmini duyan var mı? Yok. Mahmut Uslu'yu duymayan var mı? Arkadaşlar, Arsenal'in başkanı Peter. Hiç şeklini gören var mı? Ya da Chelsea'nin başkanından kim olduğunu bilen var mı? Öyle mi? Değil. O sahibi. O sahibi arkadaşlar. Bruce Buck denilen bir adam Chelsea'nin başkanı. Türkiye'de maalesef kaosu oluşturan en önemli etkenlerden bir tanesi. Herkes bilir. Ama herkes haddini bilmeden, konuyu bilmeden, ne söylediğini bilmeden konuşuyor. O nedenle herkes sıkça hata yapıyor ve futbolda bir türlü tartışmalar bitmiyor. Batı'nın baktığı futbolla bizim baktığımız futbollar arasında hem değerlendirmede, hem ekonomide, hem etik değerlerde, hem idari yapılanmalarda çok ciddi farklılıklar var. Mesela çok net olarak size bir şey söyleyeyim. Türkiye futbolu çok konuşur ama Türkiye futbolu bilmez. Başta da spor yazarları bilmez. %90'ı futbolu bilmez mesela. Ha, antrenörlerin de önemli bir bölümü bilmez. Antrenman bilgisi ayrıdır. Coaching yapmak ayrıdır. Bir dolu teknik adamında oyun görüşü son derece yetersizdir. Birçok oyuncu da oynadığı oyunu bilmez. Taktik anlamda bilmez ya da kural olarak. Affedersiniz, Zeki, burada bir söze gireceğim. Rakip alandan offside atan futbolcu bilirim ben, gördüm. Bu hafta oldu. Bu hafta oldu. Rakip alandan offside atıyor. Arkadaşlar, kulüpleşme süreci denilen kavram Batı'da çok önceleri çözümlenmiş ve belli bir noktaya taşınmış. O sürecin içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi, kulüplerin bizdeki gibi bir otobüs dolusu adam tarafından değil, topu topu 5 kişi tarafından yönetilmesi. O 5 kişi de hiçbir şekilde medyanın, taraftarın, kamuoyunun önüne çıkmaz. İşi profesyonellerden olur. O 5 kişi sadece profesyonellerden aldıkları verileri değerlendirir ve belli koordinatları belirleyerek buyurun kardeşim buraya doğru hareket edilir. Bizdeki mesela kargaşalardan en büyüğü de bu tarafında işin yatmaktadır. Bizde taraftar olgusu çok farklı. Bizde oyuncunun oyuna bakışı çok farklı. Bizde katılım oranı inanılmaz derecede düzeysiz, yetersiz. Mesela bununla ilgili de size bir örnek vereyim. Çok garip bir çelişkidir. Avrupa'da en az futbol oynayan oransal anlamda Türkiye'dir. Türkiye'de 74 milyona yaklaştı nüfus, 72 milyonu falan bir tarafa bırakın. Gerçek rakamlar o tarafa doğru tutuyor. Ama Türkiye'de futbol oynayan insan sayısı 195 milyondur. Az önce dünya nüfusunun %5'inden söz etmiştim. Türkiye'de bu oran 10 binde 25'tir. Bu kadar ciddi bir gerilim var. Ama Türkiye'nin çok çarpıcı bir tarafı vardır. Mesela Türkiye profesyonel oyuncu sayısı anlamında geçen senenin verilerini size söyleyeyim. İngiltere'den sonra Avrupa'da en fazla profesyonel oyuncu bulunduran ülkedir. İngiltere'nin geçen seneki sayısı 5500. Türkiye'nin 4638. Fransa 1577'de,
İtalya 3541'de, Almanya daha aşağıda. Böyle paradoksları da yaşıyoruz biz. Bütün bunların çağdaşlık ölçütüyle çağdaş çizgiye gelebilmesi için Türkiye'de bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yapılması gerekenlerden bir tanesi yönetim istikrarı sağlamak ve iyi yönetmek. Bir tanesi futbol kültüründe ülkenin yeterliliğini belli noktalara taşımak. Bir tanesi tesisleşme adına Türkiye'de artık daha farklı mimarileri, konforları gözeten icraları oluşturmak. Burada hemen bir not ileteyim size. Bakınız, Batı'da 90'lı yıllara gelinirken çok ciddi anlamda futbol seyirci kaybetmeye başladı. Bunun gerisinde ekstrem sporların ön plana çıkması, ekonomik yeterliliği olan insanların daha farklı arayışlar içerisine, daha farklı heyecanlar arayışı içerisine girmesi yer alıyordu. O dönemlerde Batı'daki spor kompleksleri de bizdeki bugünkü komplekslerin çok çok önünde değildi. Batı bir şey keşfetti arkadaşlar ve adına arena dedi. Şimdi gittiğiniz arenalarda maç başlamadan birkaç saat önce gidebiliyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz, sohbetinizi ediyorsunuz. Arada bir kafanızı çevirip oyuna bakıyorsunuz. Sonra oyun bitiyor. Tekrar sohbete bıraktığınız noktadan devam ediyorsunuz. Ve farklı bir kültürle çok önemli bir konfor odağında buluşuyorsunuz. Yani şuna geldi Batı. Geçmişte oyunu izlemek için gitme vardı stada. Şimdi maça gitme diye bir kavram gelişti. Maça gitme sadece oyunu izlemek değil. Oyun o sosyal etkinliğin parçalarından bir tanesi. Dolayısıyla da bir anda ekonomik anlamda o arenalar sayesinde Batı futbolu aldı başını götürdü. Şimdi bir noktada arkadaşlarım tabii deneyimlerini aktardılar ama ben belki mesleki anlamda konum gereği toplumun hep umutlarıyla yaşamasından yana. Umutlarımızı yitirdiğimizde geleceğe atabilecek adımımız, o adımı destekleyecek gücümüz kalmazdı. Türkiye'de çağdaşlaşma adına gelişen çok şey var, değişen çok şey var. Hele bizim kuşak, Doğan da, Yılmaz da onu çok iyi bilir. Hele bizim kuşak o değişimleri çok daha farklı gözleyebiliyor. Mesela bizim dönemimizde balçıkta top oynanırdı. Tozda top oynanırdı. Ya da tribünde herhangi bir oturma alanı bulunmazdı. Ya da statlarda tuvalete gidemezdiniz. Şimdi bakıyorsunuz, pardon, özellikle son 25 yılda Türkiye'de çim sahası kalmayan bir kent yok. Türkiye Batı'da birçok ülkeden tesisleşme adına öndü. Kulüp tesisleri olarak da baktığınızda öndü. Geçmişte mesela bizim futbol ile iç içe olduğumuz dönemlerde devre aralarında bize limon yedirir. Arkadaşlar, su vermezlerdi. Antrenmanda da su vermezlerdi, maçta da su vermezlerdi ve o asiti biz yüklenirdik. Organizmanın neler çektiğini düşünün. Şimdi öylesine bir değişim var ki, beslenme alanında o kadar çağdaş uygulamalar var ki, inanılmaz mesafe kat etti Türkiye'de. Teknik anlamda baktığınızda geçmişte birileri sizi alır, koştururdu. Mesela Yılmaz onu çok iyi bilir. Onun döneminde de yapıldı. Sezon öncesi yükseklik çalışmaları yapılırdı. Sonra tabii bakıldı ki çağla ya da spor tıbbıyla hiçbir uygunluğu yok, terk edildi. Teknik anlamda, teknik direktörlerin uygulamaları, antrenman bilgisi, antrenman bilimi adına ortaya koyduğu değerlerde de çok ciddi farklılıklar oluştu. Türkiye bir yerlere doğru gidiyor. Türkiye o kadar da yetersiz değil. Ama Türkiye'nin gideceği noktada daha iyi organizasyona, daha sağlıklı yönetimlere, daha güvenli yapılara, daha özverili spor adamlarına, daha becerili ya da daha bir evrenselleşmiş sporculara ihtiyacı var. Hepinize saygılar sunuyorum.
Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi çok kapsamlı bir şekilde anlattı. Şimdi İlmaz Hoca fikirlerini söyledi. Zeki çok fikirlerini söyledi. Ben de bu arada zamanından kendimi söyledim. Şimdi söylenenler var. Bunların yansımaları var. Ve de bir globalleşen bir dünya var. Dünyanın her anında. Dün akşam oğlumla evde maç seyrediyoruz. İspanya'daki maçı, Barcelona maçını seyrettik. Oradan tuşa bastık, Fransa'daki maçı canlı seyrettik. Artık dünyada gizlenen bir şey yok. Zaten futbolun gizli tarafı da yok. Şimdi futbol olayının içerisine baktığımız zaman bu anlatımlardan çıkınca yola şu oluyor. Neler oluyor dünyada? Eğitiminden, ekonomik şeyine kadar, kulüpleşme yapısından, futbolcu sayısına kadar her şeyi anlatıldığı zaman arife tarif gerekmez bazında bizdeki eksikler ve fazlalar ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, bildiğiniz gibi futbolun içerisinde kimler var? Kulüpler var. Kulüpleri yönetenler var. Teknik adamlar var. Taraftarlar var. Hakem var. Ve basın var. Bir de bunların dışında seyirci diyebileceğimiz bir insan grubu var. Bunlar çok az. Bunlar nedir işte? 5-10 yaşındaki sırtına babasının telkiniyle tuttuğu takımın formasını giymiş çocuklar. Ev hanımları vakit bulabilirlerse şayet başlara gelen insanlar. Bunlar da seyirci. Şimdi bunların içerisinde en düzgünü seyirci aslında. Ama en çok ezilen seyirci. Yani 10 yaşındaki çocuğun bir statta yaşadığı dehşet anından sonra rüyalarına gelen bu sahnelerden sonra futbol olan sevgisi veya bir daha stada gitme arzusu kalabilir mi? Onu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Ve de ben şunu diyorum. Herkes evinin önünü temizlerse şehir temiz olur diye bir laf vardır bilirsiniz. Mahallede temiz olur falan. Ben burada bu çağdaşlaşma mantığı içerisinde, çağdaş insan olabilir mantığı içerisinde futbol olayının en zararlı bölümünü teşkil eden grubun değerli arkadaşımın müsaadesiyle kendi şahsımla konuşuyorum. Basında görüyorum. Türkiye'de maalesef en yozlaşmış kurumlardan bir tanesi bana göre, bu parantez dışında duruyor bana göre ifadesi, devam ediyoruz. Türk Spor Basınımız. En basitinden, açın istediğiniz televizyonu, hangi televizyonu açarsanız açın, pazar veya pazartesi akşamları yapılan yayınlarda bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli yorumcu vardır mutlaka. Ha sunucu da zaten bir taraftadır da o pek şeyini belli etmez. Zaten bu kişiler acaba öyle mi filan demeyi de gerek yok. Zamanında işte atıyorum Fenerbahçe giymiş, Galatasaray giymiş, Beşiktaş forması giymişiz, gelmişiz buraya. Tasvirimiz belli, neyin ne olduğu belli. Bu tip konuşmalar ve bu insanların yapacağı yorumlarla şekillenen, fikir sahibi olan Türk Spor kamuoyu ya da spor müdürlerinin çoğunun, hemen hemen çoğunun, muhabirlerin %90'ları aşan bir grubunun, kulüplerin kongre üyesi olduğu bir spor yazarları toplumunun, tarafsız gözle eleştirileri dinlemek isteyen, aydınlanmak isteyen, belki onlardan daha fazla bilgi sahibi olmasına rağmen, artık gazetelerde, televizyonlarda gördüğü için popüler saydıkları insanların fikirlerini öğrenmek isteyen insanların hangi şartlar altında bu olayın içerisinde var olduklarını siz düşünün. Ben diyorum ki birinci sayfasından son sayfasına kadar şayet Türk spor basınında veya Türk basınında özür dilerim, Türk basınında düzgün bir yapılaşma ve seviyeli bir yayın politikası olduğu takdirde Türkiye'nin belki biraz abartarak da söylüyorum, ihtilallere bile maruz kalmayacağı bir ortamdayız. Ama bunu yapamadığımız için ve basın fena şekilde kullanıldığı için kimileri bunun farkında, bazıları da farkında olmadan kullanıldıkları için Türkiye'de spor ordusunun istediğimiz noktaya yani yine oraya bağlamak lazım bu paragrafı böyle çağdaş bir futbol mantalitesini veya çağdaş bir spor ordusunun olması mümkün değil. Çünkü baktığımız zaman kulüplerde işte her şey var. Statlar var, salonlar var, altyapılar var, doktorlar var, psikiyatristler var, teknik adamlar var, var, var. Ortada gelinen sonuç bir şey çıkmıyor, eksik olan bir şey var. Ben kendi payıma bunun adını böyle olduğunu şey yapıyorum. Şimdi sonuna geldik, vaktimiz çok daraldı. Yılmaz Hocam'ın galiba söyleyeceği bir şeyler var, kağıt kalem istedi. Ondan sonra da hocam eğer müsaade edersen soru cevap şeyine geçelim, daha renkli bir şekilde bitirmiş oluruz. Şimdi medyadan bahsetti Doğan abi. Böyle bir medyanın olması mümkün değil. Çünkü Emin Can Hocam'ın kitabını okumuşsunuzdur şu an galiba. Eğer medyanın patronları bir yerden birilerine bağlıyorsa, siz medyanın içinde çağdaşlaşmak adına
düşündüğünü yazabilen insanları engellerseniz, onun işini sonlarsanız böyle bir belli olmaz. Demek ki başınıza birileri diyecek ki, hay kardeşim bunu yazamazsın, sen böyle yazacağız. Hatta ta taş devrindeki şeyleri yazmak zorundasın. Yazacaksın yani eğer yaşamak istiyorsan. Demek ki böyle bir medya olmayacak. Demek ki futbolda benim istediğim gibi yönetici olmayacak. Niye? Türkiye'nin futbol sistemi içerisindeki yönetici patrondur. Ve o işin içine girmesi o kentin onu zorlamasıyla olur. Çünkü ona affedersiniz sağlayacak yine kim bakılır para versin diye. Ve bu adam da bu işten anlamadığı halde sırf kendi tanıdığı olsun veya kafasında varmak istediği hedef ki çoğunun ticari veya siyasidir. Yani dikkat edin her kulüp başkanı olmuş birisi belediye başkanı olur veya milletvekili olur. Bundan daha güzel bir tanıtımı olan bir olay yoktur. Demek ki ben de kafama göre çağdaş antrenör tipini hiçbir zaman çizemeyeceğim. Çünkü başındaki yönetici benden 3 maç içerisinde başarılı ol diye bekliyor. Çünkü 3 maçı kaybettiğinde onun tanıtımını engelleyecek veya o işi belki onu terk etmesi mücbireti oraya çıkacağı için düşünün bugün gençler bir takım 4 tane antrenör değişti 10. haftada. Böyle saçma şey mi olur? O zaman benim Türkiye'deki futbola çağdaş hizmet verebilmem adına kendim bir kulüp almam gerekiyor ve kendi düşüncelerimi kendimi yapması gerekiyor. Veya medya patronunun şeyinde değil, spor yazarı veya medyada çalışanlar kendileri bir şey kurmak durumunda kalmaları gerekir. Bir gazete ve orada istedikleri bir yazmaları gerekir. Yani işin sahipleri kendileri bir şey yapmak durumunda kalır. Şimdi sistem bu. Siz eğer bir yere sportif anlamda gelmiyorsanız, dolayısıyla işte Arsenal'ın başkanı gibi ortada gözükmemezlik edemezsiniz. Çünkü sizin ortada gözükmeniz gerekiyordur. Çünkü sizin çıkarlamanız doğrultuda olmak durumundadır. Yani Türkiye'deki sporun içindeki medyanın önünde olmaması gerekenlerin çok sık önünde olmasının nedeni budur. Şimdi diğer bir tarafı da yönetici tiplemesi bu olduğu için, bunlarsız da bu iş gitmeyeceği için Türkiye bu konuda onlara bir şey söyleme hakkı da yok. Çünkü onlar da olmasa bu iş zaten yürümeyecektir. Dolayısıyla bu taviz verilmektedir. Arena'dan bahsettim Zeki. Arenalar eskiden biliyorsunuz oralara işte aslanlar, kaplanlar, gladyatörler ellerinde oklarla öncesinde insanı öldürürdü. Sonra hayvanlara karşı mücadele verirdi. Derken günümüzün gladyatörleri de futbolcular. Bu işin içinde olanlar. Neden? Çünkü insanların o negatif enerjilerini toprağa gömmek adına o zaman arena dediğimiz bu alanlarda böyle gösteriler yapılırken insanlar bu futbol maçı kadar bu şeyi biliyorken o zaman futbol yok. Futbol bu konuda bu ihtiyacı toplumun negatif enerjisini toprağa gömmek adına çok önemli bir aktivite olarak görülmüş ve dolayısıyla bizler de bu arenanın işte gladyatörleri olarak çalışıyoruz. Yani bu anlamda belki ismini arenaya koymaların nedeni de bu olmuştur. Diğer taraftan bakıldığında biz çağdaşlaşmayı maalesef çok şekilsel boyutuyla değerlendiriyoruz. Türkiye çok taktikçi bir ülke. Dün ben İstanbul'da İstinye Park diye bir alışveriş merkezi açıldı. İnanın böyle bir alışveriş, yani dünyanın her yerini gezdim, böyle bir alışveriş merkezi görmedim. İnanılmaz güzel. Ve oraya girilecek yol yok. Yani kapısından içeri girene kadar ana bahçede 2,5 saat arabanın içinde bekledim ve ancak içeri girebildim. Nasıl çağdaşlaşmak? Yani sen bunu yaparken, bunun altyapısını oluşturmadan, yolunu yapmadan bu bina yapılır mı? İnsanlar eziyet çekerse çeksin. Neymiş bu çağdaşlaşma oluyor? Yani biz işin hep şekilsel boyutuyla çağdaşlaşmayı algılamışız. Dolayısıyla düşünsel boyutuyla değil. Düşünürseniz, pratiği uygularsınız. O zaman zaten işin şekil kısmına gelir. Türkiye'nin bakın gelişimine inanılmaz bir, ben rahatsız oluyorum. Mesela bu şekilsel değişimden rahatsız oluyorum. Çünkü ben kendi yaşamım 50 küsur yıllara dayanıyor. Bakıyorum 50 işte aklıma nerede andan bugüne kadar neler vardı, neler yoktu. Arasındaki farkı görüyorum, yabancılaşıyorum. Yani çok büyük bir değişim var Türkiye'de şekilsel boyutta çağdaşlaşma adına. Ama düşünsel boyutta 50 sene önceden hiçbir farkı yok Türkiye'nin hemen hemen diye görüyorum. Yani umutsuzluk adına değil ama bu gelişimin 50 yılda çok bu şekilsel hıza ayak uydurması gerekir belki diye. Yani böyle bakıldığında bir laf geliyor aklıma. Demek ki at sahibine göre işliyor. Yani bizim sahiplerimiz bizi ilk işine demiyorlar. Bu kadar genç nesli olan, bu kadar dinamizmi olan bir ülkenin bakın çağdaşlaşma adına ilerlemiş ülkelerine biz neresindeyiz, onlar neresindeyiz.
Yani böyle bakıldığında bir umutsuzluk içine insan girmiyor değil mi? Ama tabii ki bu mücadeleden vazgeçmemek lazım. Sizler de rolünüzü çok iyi bilmeniz lazım. Çok önemli işin boyutusunuz. O anlamda tabii ki yaşam derdinden kendi eksiklerimizden sağa sola bakıp da toplumda neler var, neler yapacağız, o direncimiz kalmıyor maalesef. Ama benim olaya bakışım bu. Umarım inşallah bu bizim Çılgın Türkleri okumuşsunuzdur. Türkiye'nin insanların gelecek nesle bırakmak adına verdiği mücadeleyi, uğraşı, o gözü karalığı, o kendi çıkarlarının üstünde toplum olaylarını önemsemesini yaşayan bir Türkiye, işte bugün o boyuta geldi. Nitekim halkın tepkisi buna çok müsaade oldu, ortaya koydu. Böyle bir ülkeyiz aslında ama umarız inşallah öyle bir sahibimiz olur ki bizim, bizi de tabiri caizse bir at değiliz tabii ama en azından o atasözünün içinde yatan, özünde yatan felsefeyi bize verecek insanlar başımızda olur. Ve o zaman işte futbol konumuz olduğu için oradan diğer branşlara kadar süratle bu gelişimin içinde oluruz. Yani biz ne zaman bu konuya varacağız? Neredeyse dünya bitmek üzere, dünya yok olmak üzere belki. Biz hala neredeyiz? Galiba artık öbür dünyada hep birlikte buluşuruz. Çağdaş bir ikinci dünyada. Evet abi, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz FIFA hükümetlerin federasyonlara müdahalesini kesinlikle yasaklıyor. Federasyonlar bütün dünyada medeni ülkelerdir. Çağdaşa gelmemiz lazım mutlaka. Özerk. Bizde de özerklikle ilgili kanun çıkıyordu. Önce bir komisyonlara giriyor bu. Daha sonra genel kurula iniyor. Bak kaldır diyor. Evet hayır deniyor. Kabul ediliyor. Tesadüfen Türkiye'nin özel futbol kanununun çıkacağı komisyonda oturuyoruz. Önümüzde de milletvekilleri. Kalabalık 30 kişi falan var. Biz de basın mensupları arkalarında oturuyoruz. Önümde o zaman kulakları çınlasın Nihat Akbak diye bir milletvekili arkadaşımız vardı. Anap'tan. O da komisyonda. Tam da benim önümde. Onun arkasına oturmuşum. İşte yani farkında olmadan. Delegeler var. Seçimde oy kullanacak olan delegeler var. İşte kulüp temsilcileri var. Hakem dernekleri, derneğinden var. Eski milli futbolculardan var. Milli takım teknik direktörü yapmış olanlar var. Daha bir sürü gruplar var. Bir de içinde bizim mesleğimiz var. Bizden de alıyorlar. Yani biz de ne diye alıyorlar ben bilmiyorum. O delege olarak biz niye katılıyoruz? Ha, herhalde yakalamışlar. Tarafsız basın değil. Taraflı basın olduğumuz için biz de o grubun içine almışlar. Tarafız biz de. Yazarlarken biri dedi ki oradan öyle şey için delegelerden spor yazarlarından da dedi. Yani şey yapacaklar falan dedi. Yazılmaya başladı. Notlar alınıyor. Bu taslak tamamları aşağı inecek. Tesadüfen oradayım dedim. Bir müdahale ettim. Nihat'cığım yanlış anlamadı. Spor yazarları derneği falan değil. Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği. Şayet ben orada müdahale etmesem çıkacak olan kanun böyle bir dernek olmadığı için oylamada ne biz oy kullanabilecektik ne öyle garip dernek olmadığı için o adlar garip değil ama belki de kanun kadük hale gelecekti. Yani yanlış bir kanun çıkacaktı falan. İşte bu bizim çağdaşlaşma yolunda en üst noktadaki yönetim olarak en üst noktadaki meclisinde çıkabilecek olan bir kararın nasıl çıktığını bize anlatan kısa bir yaşanmış hikayedir. Şimdi zamanımız çok daraldı. Sevgili konuşmacılara soracağınız sorular varsa onları da alalım. Sevgili Semih, ne kadar zamanımız var? 15-20 dakika. 15 dakikalık bir süre var çünkü yolcular gidecekler. Evet, hemen sizden alayım. İlk önce sizi gördüm. Kusura bakmayın, oradan mı kalkmış? Ben Yılmaz Hocam'a bir soru soracaktım. 11 yaşında Zonguldak Spor Milli Takımı'nda futbol oynamaya başladım. Sonra Telakki Spor'da BGÇ-AGÇ takımlarında oynadım. Sonra Zonguldak Spor PAF takımında 2 sene oynadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yarım dönem profesyonel olarak oynadım. Sonra Kartal Spor'da kısa bir süre yani, 1-2 hafta oynadım. Hatta İstanbul'a gitmeden önce de Almanya'da siz antrenörlük kursu görürken galiba bir arkadaşınız Ahmet Kaya, Zonguldak Spor'da şu anda teknik direktör, İstanbul'a gitmeden önce de beni 2 ay çalıştırmıştı. Yani çok fazla emek verdim yani futbolcu olmak için. Ama işin içine para girince çok değişik olaylarla karşılaştım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye'de hiçbir neden yokken profesyonel takımın teknik heyeti değişiyor ve başka bir teknik heyeti geliyor.
Sonra önceki teknik eğitim futbolcuları tamamen benle beraber kulüpten yollanıyordu. Yani ne bir antrenmana çıkma, ne hani izlenme, kim olduğunu ben bilmiyorum. Acaba o beni tanıyor mu? Yani Zafer Hoca var bir oğlum insanın dışında. O biraz beni takip etmiş. Ben hani futbolda yani ülkemizde altyapıya ne kadar önem veriyor, gençlere ne kadar önem veriyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye'nin kendi takımı olduğu için söylüyorum. Tam ligdeki durumu kötü olabilir ama benim yüzümden önemli. Benimle beraber 3 tane arkadaş çıktı. Onlar da o takımın altyapısına çıkmıştı. Ve bir anda kenara itildik yani. Ben hep çok özür dilerim. Soruyu net olarak alabilir miyim? Çünkü vaktimiz çok dar. Birkaç soru daha var. İzleyicisi olarak hem futbol izleyicisi olarak da soğudum. Ve futbola da küstüm o bıraktım ondan sonra. Okul hayatıma başladım. Yani ben lise ve ortaokul hayatımı sadece futbol aşkı yüzünden yaşayamadım. Ne durumda çok merak ediyorum altyapı. Hala bu gençler yani yetiştiriliyor mu? Bir tek mi Arda Turan var? Bir tane mi Tuncay Akşan var? Bir dünya evet. Vardır yani bunlardan. Doğrusu. Türkiye bu konuda maalesef daha çok doğruyu bulmuş değil. Mesela bak bugün milli takımlarda, profesyonel takımlarda hep Almanya kökenli, altyapısı orada oluşmuş gençlik. Türkiye'de çok ön plana çıkmaya başladı ve sayıları çok fazla. Türkiye kendi içinden altyapıdan oyuncular yetiştiremiyor. Dolayısıyla futbolu idare edenler ne zaman ki Futbol Federasyonu bir kulüp gibi görmezlerse, sırf milli takım başarılarıyla başarılı olduklarını düşünmezlerse, çünkü zaten çocuklarında yatan milli takımlar Avrupa şampiyonları götürüp orada çok başarılı olun diye bir şey madde yok. Orada ülke gençliğine futbolu sevdirin, futbolu ülke genelinde yayın, futbolu sosyal ve diğer boyutlarından ülkeyi faydalandırın. Böyle bir amacı var aslında olayın. Dolayısıyla biz ne zaman bakın bu senin bana sorduğun soru, herkes soruyor. Türkiye'nin de her şeyin altyapısı olduğu gibi futboldaki altyapısının da oluşması adına bir çalışma yapılırsa benim için en büyük federasyon başkanıdır. En önemli federasyon yönetimi olur benim için. Dolayısıyla işte bakın bir gencimiz ne hale gelmiş, o işi yapmak istediği halde nasıl işlenmiş. Orada bir çalışma olmamasından. Biz de bunu sürekli gündeme getiriyoruz. Çünkü kendi altyapısını oluşturamazsa ülke işte Mehmet Ağuru ile diyor, bir yabancıyı Türkiye yapıp oynatır sırtlanır. Yani koskoca milli takım 70 bin yıllık bir Türkiye'de milli takımın orta sahasında kendinden birini oynatamıyorsa böyle bir imkanı yoksa ki bu yetersizlikler oldu. Yani iyi oyuncular olsa Mehmet Ağuru ile niye oynasın orada olur. Ama belki bu maçta Vedersyon da oynayabilir. Diğer maçta bir tane daha birisi oynayabilir. Ve ülke bundan utanmalı bana. Yani kendi potansiyeli, inanılmaz bir yüksek boyutta genç potansiyeli olan bir ülkenin bu duruma düşmemesi gerekir. Altyapı çalışmaları yok değil ama inanın Türkiye eğitim anlamında 52 tane UEFA ülkesi veya 53 oldu galiba arasında antrenörlük eğitimi benimsenmemiş tek ülke hemen hemen. Ve şu anda yeni işte UEFA'nın oluşturduğu antrenör eğitimini Türkiye'de de başladı birkaç seneden beri ve artık onların seviyesine neredeyse gelmek üzere hale geldi bir ortamdayız da. Yani işte orada başarabilirsek sanırım eğitim anlamında çünkü oradaki o programda altyapı antrenörleri oluşması gerekiyor. Türkiye'de altyapı eğiticiliği yapacak antrenör sayısı çok az bir kere hemen hemen yok. Çünkü futbolu bırakmış abi gel parası yok aman yazıktır çocuk üstte çalışmıyor altta çalışsın. Bu işin metodolojisini bilmez. Bir gencin işte 6-8 yaşında veya 8-10 bu yaş gruplarındaki hormonal gelişimi, fiziksel gelişimini bilmez, psikolojik gelişimini bilmez. Sanır ki o bir A takımdaki oyuncu gibi burada da yapılacak bu işler. Yanlış antrenman metotlarıyla çocukların gelişimini engeller. Yani yavaş yavaş tabii çok yavaş gidiyor ama değişmesi adına çalışmalar yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bakalım ne kadar süratli olacak, bakalım ne kadar çabuklaşacak bir konu ben de merak ediyorum. Orada ilk önce bir siz mi yakalandınız? Evet, rica ederim. Onunla zaten cevap aldım ama ben daha bir üst seviyeye çıkardım o soruyu. Ben mesela Bursa Spor'un teknik direktörü bir ay sonra Gençler Birliği'ne geçiyor. Gençler Birliği'den Antalya'ya geçiyor. Antalya'dan Malatya'ya geçiyor. Oradan oraya geçiyor. Oradan oraya geçiyor. Habire böyle bir değişim oluyor. Siz de bunu az önce yönetime bağladınız. Peki biz Aziz Yıldırım, eskiden Mehmet Ali Yılmaz vardı Trabzonspor'un mesela. Serdar Bilgili vardı. Böyle adamları
bu kulüplerden mesela üç büyükler diyoruz. Bu güzide kulüplere başka Chelsea örneğini verdik, Arsenal örneğini verdik. Böyle başkanlar getiremiyor muyuz? Bu başkanları getirmek için de neler yapmalıyız? Bunu soracağım. Evet. Şimdi ben 86'da antrenörlüğe başladım da Alex Ferguson'la Manchester United'de başladı. Ben 18 takım değiştirdim, adam hala orada. Ve Bülent Korkmaz, Türkiye'nin daha bir seneye dayanan bir antrenör geçmiş olmasına rağmen 3 takım değiştirdi. Yani sanırım onun isteğiyle olmuyor. Yani bana diyorlardı ki, sen istikrarsızsın, niye bu kadar takım değiştiriyorsun? Ya İbrahim Tatlıses'in bir lafı var, Oxford mu vardı, Urfa'da da okumadık. Yani biz de bir takımda çalışacağı müsaade ettiler de mi çalışmadık olur. Dolayısıyla Türkiye'deki işte demin söylediğim mantıktan dolayı bu iş oluyor. Ama bakın şimdi uzun süreli çalışan yöneticilere İlhan Cavcav, Aziz Yıldırım, Cemal Aydın, Celal Doğan çok uzun süre. Bulundukları kulüplerde bayağı güzel şeyler yaptılar. İşte bugün Fenerbahçe'nin gelişimi görüyorsunuz. Ekonomik boyutuyla tabana vurdu neredeyse yani. Bir de başarısal anlamda da bir sürü gelişmeleri oluyor. Demek ki uzun süreli çalışmalar doğru işler ortaya çıkarabilir. O anlamda mesela kulüpler şimdi kongrelerinde en az 3 senelik seçilmeleri gerektiği anlamında değişikliklere gidiyorlar. Yani tüzük değişiklikleri oluyor. Dolayısıyla gelmiş bir yönetim adam 3 seneden önce yapacağı şeyleri oluşturabilir mi? Mümkün mü? Yani onlar da uzun süreli çalışmaları. İşte bu artık yönetici tiplemesinin değişmesinden kaynaklı. Çağın zorlamasından kaynaklanıyor. O anlamda umarım inşallah tüm kulüplerimiz bu gelirle ilgili. Çünkü kişiye dayalı bir gelir sistemiyle bir kulüp idaresi olursa dolayısıyla böyle olur. Ama kulüp kendi gelirlerini, kendi ayaklarının üstünde duracak kadar temin ederse artık onun başına gelen yöneticiler bu işten anlayan insanlardan seçilir olur. Çünkü onun parasına ihtiyaç yoktur, görüntüsüne, bilgisine ihtiyaç vardır diye düşünülür. Yani aşama aşama gidiyor olaylar. Umarım inşallah çabuk çabuk olur bu işler. Çünkü yeniden bir spor kanunu düzenleniyor. Dün ben Levent Erdoğan, Beşiktaş'ın yöneticisidir kendisi. Çok iyi bir hukukçudur. O kanun elime geldi. Baktım inanılmaz kötü dedi. Ne yapacağız bunu hemen engellememiz gerekiyor falan. Yani hazırlanan kanunlar da nasıl oluyor? Yani bir çabuk çabuk yapılmaya mı çalışılıyor? Bir takım eksikler oluyor. Yani bir çöp dört dörtlük idareye yakın bir şey oluşturulamıyor maalesef. Ama durum bu. Yapacak bir şey yok. Yani hiç dünyanın hiçbir yerinde şey var mı? Yani bir başkente maç yapmaya gelen bir takımın bütün yönetim kadrosu, başbakan, cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı, işte ulaştırma bakanı, şey bayındırlık bakanı filan gibi bakanları ziyaret etsin. Yani o kulüp yöneticilik mantığının altında yatan söylemek de tabii biraz şey de tuhaf ama isim vermediğin için suç teşkil etmiyor herhalde. Böyle bir yapılaşma filan bir yerde. Başka kim vardı? Evet, sen onu sorasın. Evet, sen. Öncelikle okulunuza hoş geldiniz demek istiyorum. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim, malzeme mühendisliği. Ayrıca Atın Üniversitesi futbol takımında oynuyorum. Sorum, futbolun bugün konumuz futbolda çağın neresindeyiz? Yalnız ben dikkat ettim, dün pazar günü maçlar tamamlandı. Yanlış hatırlamıyorsam Sivas Spor Kasımpaşa Spor maçı haricinde ve Konya Spor Oftaş haricinde bütün maçların sonucunda hakemlere karşı inanılmaz bir feryat vardı. Yani her takımın yöneticisi, başkanı, futbolcusu, teknik direktörü. Herkes yani hakeme karşı işte tamamen cephe almış. Hani denildiği gibi de işte futbolcularda hiç suç yok. Hani yenildi işte ya da yendi. Herkes hakeme karşı yani ciddi manada bayağı bir feryat içindeydi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Her hafta bu böyle. Kesin hakeme karşı isyan ön planda. Ya işte biz böyle futbolun neresinde olabiliriz? Yani futbolun çağından bahsediyoruz da. Yani biz dikkat ediyorum Avrupa'da hiçbir ülkede hakeme karşı kalkıp bir başkan ya da herhangi bir antrenör bu kadar feryat etmiyor. Ya ben kasıtlı olduğuna da inanmıyorum ama bizde niye böyle diyorsun? Hemen ben neden böyle ya da kasıt var mı bunlarda? Hakemler zeki, kasıtlı mı yapıyor? Zeki arkadaşım pas edeceğim de bir şey söyleyeceğim. Şimdi üniversite talebeleri bilir mutlaka okumuşuz. Bir Pavlov'un deneyi var hani. Pavlov'un köpeği diye bir şey var. Zil çalıyor, yemek veriyor. Zil çalıyor, yemek veriyor. Birkaç zaman sonra zil çalınca köpekte mide suyu salgılanmaya başlıyor. Şimdi bu teşbih hata olmasın, buradan çıkıyorum. Toplumun şartlandırmasına ben gelmek istiyorum. Doğan Ersavaş, Fenerbahçe'yi de atıyorum şimdi. Maçına verildi.
Şöyle bir yazı mutlaka çıkacak. İki sene önce oynanan maçta Fenerbahçe'ye vermiş olduğu, aleyhine verdiği penaltıyla Fenerbahçe'yi yakmıştı. Bu federasyon bunu tekrardan nasıl verdi bu adamı diye başlayan bir yayın politikası var. Ben basketbol hakemliği yaptığım için biliyorum. O orası hakikaten orada bir arenadır yani. Hakemlik çok zor bir şey, bildiğiniz gibi değil. Kural bilgisi yetmez. Federasyon ne ister, hakem camiası ne ister, MHK başkanı ne der, hangi taraf daha etkilidir, bu gibi şartları düşünmekten hakemlik kuralları uygulayamazlar. Ben bunu bir şey yapmak istiyorum. Zeki için bu konuyu sana bitirdim. Avluluğun köpeğinden yola çıktım. Ben size bir şartlı refleks olayı anlatayım. Yaşanmış Amerika'da. Bir grup deneyi alıyorlar, böyle bir salonun içerisine sokuyorlar. Ekrana bir görüntü bildiriyor. Saniyenin çok kısa bir dilimi içerisinde görüntü bindiriliyor ve çekiliyor. Buyurun diyorlar, değerlendiriyor. Ne gördünüz? İki tane insan. Birisi siyah, birisi beyaz. Ortada bir bıçak var ve birisini bıçaklıyor. Salondaki deneklerin %90 küsürü siyah beyaz bıçaklıyor. Oysa bıçaklayan beyaz. Hakem de bu camianın negro men. Yani bunun önüne geçemiyorsunuz Türkiye'de. Neden geçemiyorsunuz? Çünkü Türkiye'de çıkar ilişkileri çok farklı. Küçük hesaplar çok farklı. Türkiye'deki yöneticilerin ufuksuzluğu, oyuncuların, teknik adamların sıkıştıkları zaman hakemi fatura adresi göstermek istemeleri ya da taraftarların medyanın da yönlendirmesiyle her fırsatta hakeme yüklenmesi artık vakayı ahmediyeden oldu Türkiye'de. Arkadaşlar, ben daha geçen önceki hafta Eindhoven Fenerbahçe maçındaydım. Bizzat kendi gözlerimle gördüm. Fenerbahçe maçındaki Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek için ya first liste olacaksınız ya top liste olacaksınız. Yani Avrupa genelinde en başarılı 50 hakem arasında olacaksınız. Bu adamcağız da onlardan bilmez. Türkiye'de öyle maç yönetilsin. İnanın bu medyada, bu tarafta da, bu yöneticiler de tepe koyarlar. Ya hata yapılacak, yapılmaması mümkün değil. Bakın, en çok gündeme gelen konulardan bir tanesi. Ben de maçtayım. En son. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Bana göre de pozisyon faul değil. Ama hakem düdüğü çalmış. Bakın, 1, 2, 3, 4 sayın 5 saniye geçmiş. Ve pozisyon 3 kere değişmiş. Hakem kararı vermiş. Ondan sonra bir gol olmuş. Bunu tartışıyorduk. Çünkü Türkiye'nin futbolla ilgili ufku çok sığ. Çünkü Türkiye'de kaybeden mutlaka ve mutlaka bir şekilde başarısızlığını birilerinin boynuna fatura olarak asmak ve ödevli. Bu anlayış devam ettiği sürece Türkiye'de maalesef bu kaosu devam ettireceğiz, bir türlü bitiremeyeceğiz. Batı'da siz hakeme eleştiren teknik adam kaç kez gördünüz? Oyuncu kaç kez gördünüz?